Hala. Ne ettim ben hala? Babamın ekmeğini bölüşenler, sözüne itimat edip baş tacı yaptıklarımız ardımızdan canlarımıza kıydılar. Gözümle gönlümle nasıl bu kadar mühürlü oldu hala? Ne ettim ben? Beylikten geçtim. Gayrı Adem sıfatıyla dolaşmaya gücüm yoktur. Böyle gitmeyle menzil alınmaz Tekin Bey. Kendini toparlayasın. Gaflet hepimizin yüreğinde, gözünde mühürledi o. Unutma ki onları soframla ben de ağırladım. Sultanımızın Sungur Tekin'e verdiği emaneti otağımdan çaldılar. Öfkemi yüzlerine haykıramadım. Oğlum Gündoğdu'yu Gonca Gül denen o Çiyan'la evlenmesine müsaade ettim. Yüreğimizdeki mührü kıran Ertuğrul olmayaydı, asıl o zaman çok perişan olurduk. Nice düşmanla cenk ettin sen Tuğtekin Bey. Oban için, oyun için her daim en önde oldun. Senin Moğol'la nasıl vuruştuğunu herkes bilir. Ve canını nasıl ortaya koyduğunu da. O güzel günler indi o kadar ırak ki. Senin asla pes etmez yiğit bir yüreğin olduğunu hepimiz biliriz evelallah. Bırak dediğin o günler kapımızda ol. Sadece bir gün daha sabredeceğiz. Bunca acıyla zifiri karanlığın içinden geçip ışığı gördün. Son bir gayret daha. Tuğtekin Bey'im. Son bir gayret daha. Şimdi içine düştüğümüz bu zifiri karanlıktan çıkıp adalet kervanını düzme vaktidir. Selcan. Ana. Nasılsın? İyi misin? İyiyim ana. Beni merak ettiğini bilirim. Lakin çok şükür iyiyim. Aytoğlu'nun koluna kayının damgasını basmışım ana. Tuğtekin Bey'imin hakkı olmasa oracıkta canını da alırdım. Hakkını ödeyemem Selcan Hatun. Beni bağışlayasın. Ana ben ilgilenirim Selcan'la. Sen merak etme. Buyurun oturun.